Almanya'nın kuzeyinde bulunan Doğu Frizon Adaları. Uzak bir görüş alanı, yeşil çimler, Kuzey Denizi ve buradaki gelgit bölgesi. Dünyada en büyük ve en önemli sulak alanlarından bir tanesi. Burada gelgit olayı, yani suyun çekilip ve tekrar yükselmesi günde iki kez meydana gelir. Bianca Brüggemann, Doğu Frizon Adaları'nda doğdu ve büyüdü ve 20 yıldır devlet tarafından denenmiş gelgit bölgesi rehberi. Gelgit bölgesini çocukluk günlerimden beri biliyorum. Amcam da gelgit bölgesi rehberi ve o dönemlerde çocukken de birçok kez gelgit dönemi yürüyüşlerine katılmıştım. Ve aslında o zamanlarda etkilenmiştim. Saat sabah 6. Bugün bir grupla karadan öteki tarafa Doğu Frizon Adaları'nın en küçüğü olan Beltrum Adası'na gidilecek. Az önce içerisinden geçtiğimiz tuz göllerinde 2000'den fazla böcek ve örümcek türleri vardır. Bunu hep özellikle buraya ulaştığımızda söylerim. Kuzey Denizi'nin gelgit bölgesindeki muazzam hayvan ve bitki çeşitliliği toplam 10.000 türle adeta eşsizdir. Çamurun içerisinde mesela deniz kabukları, yengeçler ve solucanlar gibi canlılar bulunmaktadır. Gelgit bölgesinde bunun gibi bir solucan yılda yaklaşık 25 kilo kum yemektedir. 1 metre karede yaklaşık 50 solucan yaşıyor ve bir yıl içerisinde buradaki tüm solucanların Kuzey Denizi'nin tüm gelgit bölgesini temizledikleri söyleniyor. En geç şimdi anlaşılıyor ki gelgit bölgesinde bu gibi bir gezinti bayağı balçıklı ve çamurlu bir meseleymiş. Hollanda'nın, Almanya'nın ve Danimarka'nın kıyılarında Kuzey Denizi'nin gelgit bölgesi Ulusal Parkı 11.500 km² büyüklüğü ile dünyanın en büyük çamur ve kumlu gelgit bölgesini oluşturmakta. Bölge 2009 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tanınmıştır. Burada bulunan gıda zenginliği bölgeyi her yıl toplam 12 milyon göçmen kuş için vazgeçilmez bir mola yeri olarak kılıyor. Bir deniz yıldızı buldun. Deniz yıldızların hep 5 tane kolu vardır ve bazen bir kolun koparıldığı da olabiliyor ama bu onlar için sorun olmaz çünkü kopan kolun yerine yenisi çıkar. Yaklaşık 2,5 saat çamur ve suda yürüdükten sonra gezintinin varış yeri yaklaşmış olur. Gezinti bu defa neredeyse kaymadan tamamlanacaktı. Ve yine oldu. Arabaların bulunmadığı Baltrum Adası'nda özellikle turizmden geçinen yaklaşık 580 yerli yaşamaktadır. Burada kısa bir vakit geçirdikten sonra gemi ve temiz ayaklarla karaya dönülür, ayı balıklarının yanından geçerek. Uzun süre temiz havada kaldıktan sonra sırada bir mola vardır. Bianca'nın oğlu Simon burada nasıl ısınıldığını çok iyi biliyor. Çayla. Siyah çayla. Çünkü Kuzey Almanya'dakiler en çok siyah çayı seviyor ve tüketiyor.